47 ve Çorlu yetişemediler mi? Gelecekler. Geldi mi? Çorlu serbest muhasebeci mali müşavirler, oda başkanları, basınımızın değerli temsilcileri, kıymetli misafirlerimiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Kısaca kendimi tanıtayım. Kamu Gözetim Kurumu'nda Uygulama Daire Başkanıyım. Mustafa Sözen ismim. Aramızda iş dünyasından da kişiler var. Kurumumuz hakkında çok kısa bilgi vereyim. Kamu Gözetim Kurumu, uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye muhasebe standartlarını ve Türkiye denetim standartlarını oluşturmak, bağımsız denetçileri ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve denetlemekle görevli, idari özelliğe sahip bir üst kuruldur. Başbakanlıkla ilişkili, Maliye Bakanlığı'nda ilgili kuruluşudur. Bugünkü bu toplantının amacı da yine kurumumuz tarafından hazırlanıp 29 Temmuz tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni bir muhasebe anlayışından bahsetmek için, yeni bir finansal raporlama çerçevesinden bahsetmek için buradayız. Bu şu an 2018 itibariyle yürürlüğe girecek. Temel olarak hedef kitlemiz bunu uygulayacak olan meslek mensuplarıdır. Ve bu yeni finansal raporlama çerçevesinde adı büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standartı, kısa adıyla BOBİ FLS. Bu yani şöyle diyelim, iş dünyası temsilcileri için yeni bir bilanço ve yeni bir gelir tablosu anlayışı getiriyoruz. Daha çok gerçeğe uygun sunumu sağlayan, ihtiyaca uygun sunumu sağlayan bir finansal raporlama anlayışı. Kurum olarak 24 ilde 25 konferansla bu yeni finansal raporlamanın tanıtımını yapıyoruz. Ankara ve İstanbul'dan sonra ilk durağımız Tekirdağ oldu. Ben faydalı olmasını diliyorum. Sunumlara geçmeden önce açılış konuşması yapmak üzere Kamu Gözetimi Muhasebe Denetim Standartları Kurulu üyemiz Sayın İsmail Erdem Üstad'ı açılış konuşması için sahneye davet ediyorum. Temsilcileri, odalarımızın sayın başkanları, meslek mensubu arkadaşlar, yerel basınımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler. Konuşmama başlarken sizleri öncelikle saygıyla selamlıyor. Bu toplantıya sahipliği yapan Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odamızın başkanı Cengiz Bey'e, emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve teşriflerinizden dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Daire Başkanı bu arkadaşımız bahsetti. Bugünkü burada kısada BOBİ FLS olan finansal raporlama standartlarının tanıtım toplantısı vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından hazırlanan büyük orta boy işletmeler için finansal raporlama standartlarının tanıtım kullanımında bu açılış konuşmasını takiben Daire Başkanımız genel nitelikli bir sunuş yapacak. İlahire bölümler itibariyle uzman arkadaşlar teknik düzeyde açıklamalar yapacaklar. Mütakiben de soru cevap faslına geçilecek, sorularınıza cevap verilmeye çalışılacaktır. Değerli katılımcılar, malumunuz olduğu üzere toplumsal refah düzeyinin artması için sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye, bunun için de hukusal altyapısı sağlam, mali kurumları güçlü ve şeffaf bir finansal sisteme, optimal kaynak dağılımını sağlayan yatırımların gerçekleştirildiği bir reel sektöre, bu sektörlerin rekabetçi bir şekilde işlevini yerine getirebilmesi için piyasa aktörlerinin karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyduğu yeterli düzeyde kaliteli bir bilgiye ihtiyaç vardır. Finansal raporlamanın asıl amacı da ekonomik karar alıcılara karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyduğu kaliteli ihtiyacı uygun karşılaştırılabilir bilgileri finansal tablolar aracılığıyla sunmaktır. Kurumumuzun temel amacı da şirketlerin bu nitelikte finansal tablolar sunmalarını sağlamak olup
muhasebe ve denetim alanında sahip olduğu düzenleme ve gözetim yetkileri de bu amaca matuftur. Bu amaçla kurulumuz uluslararası standartlar uyumlu Türkiye muhasebe standartlarını ve denetim standartlarını oluşturmakta ve yayınlamakta, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmekte, bunların faaliyetlerini denetlemekte, kamu gözetimi yaparak bağımsız denetim alanında gerekli güven ve kaliteyi sağlamaktadır. Bir ekonomide işletmelerin mali tablolarının gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgiyi ihtiva etmemesi, piyasa aktörlerine bilgi akışının yeterli düzeyde olmaması halinde ekonomik sistemin sağlığı bozulur ve toplumun refah düzeyi düşer. Neden? Çünkü finansal raporlaması şeffaf olmayan bir finansal sistemde diğer faktörlerin etkisiyle de finansal istikrar bozulur. İşletmelerin çoğunun finansmana ulaşımı zorlaşır. Finansal maliyetleri artar. İktisadi kararların gerçeğe uygun olmayan finansal bölgüler verilmesi sebebiyle ekonomikte kaynak dağılımının etkinliği bozulur. Ülkenin uluslararası rekabet gücü zayıflar, ekonomik istikrar ve istihdam olumsuz yönde etkilenir. Tüm bu gelişmeler sonucu sürdürülebilir ekonomik kalkınma sekteye uğrar ve toplumun refah düzeyi düşer. Bu nedenlerle ekonomik karar alıcıların ihtiyaç duydukları bilginin finansal tablolar aracılığıyla yeterli düzeyde sağlanması büyük önem arz etmektedir. Kurumun düzenleyici ve denetleyici rolünün yanında bu hususta paydaşlara ve sizlere de büyük önem düşmektedir. Standartları uygulayacak şirketlerin finansal tablolarını bu standartların amacına uygun olarak doğru bir şekilde hazırlamaları ve paydaşlara sunmaları, bağımsız denetim raporlarının standartlara uygun olarak makul güvence sağlayacak şekilde düzenlenerek paydaşlara sunulması gerekmektedir. Değerli katılımcılar, her nimetin bir külfeti vardır. Bu bilgiyi üretmenin, bu standartları uygulamanın şirketlere bir maliyeti olması da kaçınılmazdır. Bu maliyeti askeri indirmek amacıyla birçok ülkede uluslararası muhasebe standartları uygulama zorunluluğu halka açık şirketlerle sınırlandırılmıştır. Diğer şirketler için ise daha az maliyetli, daha basit finansal raporlama standartları uygulamaya konulmuştur. Bildiğiniz gibi ülkemizde de bağımsız denetime tabi şirketler Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmektedir. Bu şirketler Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Müsteşarlığı mevzuatına tabi olan kamu yararını ilgilendiren kuruluşlardan ve bu kapsam dışındaki diğer şirketlerden oluşmaktadır. Denetim kapsamının genişlemesiyle birlikte de denetime tabi şirket sayısı 2010 yılı itibariyle 6250 civarında şirket bu kapsama dahil olmuştur. Amerika'da uygulamaları da dikkate alınarak ülkemizde de bağımsız denetime tabi şirketlerin tamamına TFRS uygulama zorunluluğu getirilmemiş, kayıt dediğimiz kamu yararı ilgilenen kuruluşlarla sınırlandırılmıştır. Ancak isteyen şirketler TFRS uygulayabilmektedir. TFRS'leri uygulamayan diğer şirketler için ise muhasebe sistemi uygulama genel tebliğ uygulanması öngörülmüştür. Bu tebliğin uygulanmasından kaynaklanan eksiklerin giderilmesi için geçici bir çözüm olarak daha sonra ilave hususlar yayınlanmıştır. Değerli katılımcılar, konuşmanın başında da belirttiğim üzere finansal raporlamanın asıl amacı ekonomik karar alıcılara gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgileri sunmaktır. Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre hazırlanan finansal tablo bu amacı için yeterli mi acaba? Bu gerçekten değerleme hükümlerinin vergi mevzuatının etkisiyle farklı tarz etmesi, amortisman, reasman, kredi tezminatı gibi çoğu uygulamanın ihtiyacı olması, işletmenin gerçek durumunu göstermekten ziyade vergi matrahına ulaşmayı hedeflemesi gibi hususlardan dolayı ekonomik karar alıcıların ihtiyaç duyduğu bu nitelikteki bilgiyi yeterli düzeyde bu tablolar karşılayamamaktadır. Bu ihtiyaca binaen bazı ülke uygulamalarına dikkate alınarak sorunun çözümü amacıyla kurumumuzca büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama, daha basit bir finansal raporlama standartının hazırlanmasına gerektiğine karar veriliyor. Bu amaçla kurumumuzda bir çalışma ve danışma komisyonu oluşturuluyor. Bu çalışma ve danışma komisyonuna ilgili kamu kurumları, kuruluşların temsilcileri, akademisyenler, bağımsız denetçiler, meslek örgütü temsilcileri katılıyor, görev alıyor.
Bu çalışmaların sonucu bir taslak metin ortaya çıkıyor. Bu kamuoyuyla kamuoyuyla paylaşılıyor, görüşünü açılıyor. Daha sonra bu konuda bu taslak metinle tartışıldığı iki tane çalışma düzenleniyor. Gerekli çalışmalarda yapılan değerlendirmeler ve gerekse paydaşlardan gelen öneriler dikkate alınarak mali karın tespitine yönelik bir muhasebe sisteminden gerçeğe ve ihtiyaca uygun finansal bilgi üreten bir muhasebe sistemine geçilmesi amacıyla da kısada ve boy felsefonun bulunduğu tanıttığımız finansal kullanış sistemi kurumumuz tarafından hazırlanıyor. Resmi gazetede bu yayınlandı ve 2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerini uygulamak üzere de yürürlüğe giriyor. Bu bir felsefenin yürürlüğe girmesiyle birlikte bağımsız devletine tabi olup TFRS'e uygulamayan yaklaşık 4700 civarında şirket bu standartı uygulayacaktır. Bağımsız devletin kapsamını bakanlar kurulu kararıyla atmasıyla birlikte bu sayıda artabilecektir. Değerli katılımcılar, Bobby Feresen'in amacı da işletmelerin büyüklüğü ve finansal konu kullanıcılarının ihtiyaçları dikkate alınarak gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir, kaliteli bilgiyi itibaren finansal tabloları kullanmasıdır. Sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınan Bobby Feresen ana hatlar itibariyle paydaşların bilgi ihtiyacını karşılayan genel amaçlı bir finansal raporlama sistemidir. Uluslararası standartlara ve AB düzenlemelerine uygundur. İşletmelerin genel olarak karşılaşabileceği tüm muhasebe işlemlerine ilişkin muhasebe esaslarını belirtmektedir. Değerli katılımcılar, Bobby Feresen'in yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemizde uluslararası standartlarla uyumlu bir finansal raporlamanın uygulanması ve kaliteli bir bağımsız denetim yapılması açısından önemli bir adım atılmış olduğu kanaatindeyim. Bu standartların amaçları doğrultusunda uygulanarak ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilginin ekonomik karar alıcılara kaliteli bir şekilde sunulacağını, yatırım ikliminin, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refah düzeyinin bundan olumlu yönde etkileneceğini ümit ekonomisiyle sözlerime burada son veriyorum. Toplamın faydasının geçmesini diliyorum. Sizlere tekrar saygıyla selamlıyorum.